Kayseri cezaevinde bir kadının tacize uğradım başvurusu vardı Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na. Gittiğimizde bir kadın gardiyan tarafında taciz edildiğini iddia etti. Bunun için başvuru yaptığını ancak kendisinin suçlu olarak görüldüğünü, hiçbir işlemin yapılmadığını, kendisinin disiplin cezasına maruz kaldığını söyledi. Taciz nedir, bu kadının beyanı nasıl ele alınmalı, mantığı farklı işlediği için bir kadın gardiyan tarafından yapılanın taciz olamayacağı, olmadığı ya da bu uygulama aslında bu olarak tanımlanamaz gibi bir yaklaşım açığa çıktı. Yani cezaevinin uygulamalarında bir bütün olarak kendilerinin siyasi görüşünden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını her seferinden söylüyorlar. AKP hiç boş yere sıfır tolerans şubudan hiç söz etmesin bile, işkence dediklerinde bir kere başlarını önüne eğsinler. Türkiye'nin her yeri işkence dönmüş, aynı zamanda cezaevleri işkencehaneye dönmüş. Filistin askısı varsa işkence var diyorlar. Hala kafa akıl böyle çalışan insanlar var yani. Ya bir kere Türkiye'nin cezaevi de Türkiye'nin genel demokratikleşme sorunun bir parçası olarak görmek lazım. Yani genel gidişattan orayı ayıramayız. Nasıl dışarıda bir tweet atan insan kendisini cezaevinde görüyorsa, cezaevindeki uygulamada yönetim şekli, mantığı, zihniyet, yaklaşım, politikası, bunları sen bitireceksin kardeşim diyor. Ez. Sen bunları ezeceksin. Şimdi sen gardiyanı böyle şekillendirirsen, müdürü böyle konumlandırırsan ne olacak? Genel bir bütün üstten alta mecliste eğer biz bir kelime Kürt lafı, Kürtçe diyemiyorsak ya da dediğimizde daha doğrusu tepkiyle nasıl karşılaşıyorsak, sokakta Kürdistan dedi diye vatandaş ertesi gün kendisini emniyette buluyorsa, cezaevlerindeki uygulama da bundan bağımsız değil. Sen diyor elinden geldiği her türlü uygulamayı yapacaksın. Onun için bir yönetim değişikliğinin olması yetmez. Ne yapacak? Fayda olacak.